Ben sizin kıblenizi böyle tamamladım işte. Kabe'ye çevirdim sizi. Sonra size nimetimi tamamladım. Size Peygamber Alişan da gönderdim. Kullarım şimdi bir zahmet fezkuru zikredin. Zikre yönelin. Ni beni zikredin. Ezkurkum ben de sizi zikredeyim. Yani siz bana itaat edin. Ben de size mağfiret edeyim. Ben de size merhamet edeyim. Siz bana yönelin. Ben de size yöneleyim. Beni zikredin demek ne demektir? Bana itaat edin demektir. Bak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir adamın istediği kadar namazı, orucu, efendim ibadetleri çok olsun. Allah-u Teala'ya itaati yoksa bu kişi Allah'ı anmıyor demek. Çünkü itaat zikrin başıdır ya. Ama bir adamın namazı farzları kılıyor. Nevafili çok şey etmiyor. Farz ibadetleri yapıyor. Nafileleri çok kılmasa da yapmasa da itaati varsa bu adam çok zikreder. Anladınız mı? Şimdi Mevla'yı zikretmek büyük iştir ama ezkurkum ben de sizi zikredeyim buyurması bunda sınır yoktur. Ben sizi zatımla anacağım ey kullarım demektir. Peki zikir nasıl olur? Sadece Allah 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 demekle zikir olur mu? He? Ben şimdi Şeref Efendi diyorum ama Ethem Efendi'ye bakıyorum. Şeref Efendi, Şeref Efendi. Aa, Şeref Efendi bakmıyor bana. Neden? Çünkü ona bakmıyorum. Lan ismini mi karıştırdı diyor filan. Allah 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 dille diyoruz. La ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedur Resul. Ama o ismin sahibini, zatını tefekkür etmedikçe, düşünmedikçe o zikirden bir şey hasıl olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü kişinin kalbi neredeyse kendi de orada hazırdır. Bedenin nerede olduğunun bir önemi vardır. Ayrı mesele. Ama sevap bakımından bedenin nerede olduğunun önemi yoktur. Kalbin nerede? Efendim o böyle buyururdu. Sen oradasın. Kalbiniz nerede şimdi? Burada mı? Tamam. Buradaki sevaplara nail olursun. Yoksa beden kütük gibi burada, kalp evde, çarşıda, pazarda, işte yarın yapacaktaysa size bol güneşler yarın için. Sevaplar gidiyor. Anladınız mı? Zikir. Dil ile zikir. Dil ile zikrederken o ismin sahibini, müsemmasını düşünürsek sevabımız ziyadeleşir. İki, kalp ile zikir var. Kalp ile zikir nasıl oluyor? Tefekkür zikri. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri düşünüyorsun. Mesela güneş büyük bir nimet, ay büyük bir nimet, yağmur, kar, yerden bitirdiği rızıklar, hepsi büyük nimet. Bunları da kalbinle düşünüp tefekkür ettiğin zaman bu kalbin zikri oluyor. Ya bir de azaların zikri var. Azaların zikri nasıl olur? Mesela camiye girerken sağ ayakla girmek nedir? Helaya girerken sol ayakla girmek nedir? Camiden sol ayakla çıkmak nedir? Heladan sağ ayakla çıkmak nedir? Bak bunların hepsi sünnettir. Camiye sağ ayakla giriyorsun, sol ayakla çıkıyorsun. Ayağın zikri. Anladın mı? Helaya sol ayakla girip sağ ayakla çıkıyorsun. Ayağın zikri. Yemek yerken sağ elinle yiyorsun ama baş parmakla efendim şehadet parmağı üstte olacak ona göre diğer üç altta olacak kaşığı tutarken. Ne oldu? Çok da sıcak yemeyeceksin. Yemeğe üflemeyeceksin. Kabın içine üflemeyeceksin. Bunlar da riayet edeceksin. Böyle kaşığı soğutmak gerekiyorsa kaşığı kaldırınca. Ya deli desinler. Sizden biriniz Allah'ı o kadar zikretsin ki diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deli desinler ona. Tamam. O kamil adam. O çok zikreden. Anladın mı? Ne yapıyorsun ya üfle soğut filan. Sünnet kardeş. Sünneti ışığı kaldırıp böyle bir sünnet şeyi mi olur? Sen sünnete uy. Bak bu ne oldu? Elin zikri oldu. Anlatabiliyor muyum? Gözümüzle Kur'an'a baktık. Kulağımızla vaaz dinledik. Efendim burnumuzdan helal kokular çektik. Helalim namahrem haram karılan kokularını çekmedin. Helal kokular çektin. Ağzına haram götürmedin. Bak bütün azaların ne oldu? Zikretmiş ol. İşte böyle bir zikirle siz beni zikredin. Ezkurkum ben de sizi zikredeyim. Veşkuru şükredin li bana kullarım. Bana şükredin. Yani ya Rabbi sana şükürler olsun Allah'ım demesini bilin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed.